Dünkü maçı sen nasıl gördün? İlk yarı 2-2 bitti. İkinci yarı 1-2 gol daha buldu Beşiktaş takım. Yani ucumda da çok iyi bir görüntüsü var. Sergen Hoca'nın basın toplantısından sonraki açıklamaları bence önemli. Özellikle Cenk'le ilgili çok üzgün olduklarını söyledi. Yönetim de aynı şekilde. Hani şampiyonluk yolunda kazanılan 3 puan çok kritik ama Cenk sanki biraz moralleri bozdu gibi. Şimdi bundan sonraki maçta Ankaragücü maçında ne yapacak Beşiktaş? Abubakar'ın durumu vesaire vesaire. Aykut İnce, aslında hafta boyunca Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısındaki 3 puana odaklanmıştı. 3 puan geldi. Ancak maç sonunda hem soyunma odasında hem futbolcularda hem de Erzurum'a gelen Beşiktaş yönetiminde 3 puanın sevinci pek yaşanmadı. Cenk Tosun'un sakatlığı sonrasında, ama tabii ki cümlelerimizi sürdürürken maalesef hayat devam ediyor dememiz gerekiyor. Beşiktaş en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan arasındaki puan farkını 7'ye yükseltti ve artık son viraja şampiyonlukta girilmiş durumda. Planlama dahilinde 4 galibiyet, 2 beraberlik planı yapılıyor şampiyonluk için Beşiktaş'ta. En azından o tarafta şampiyonluk yolunda emin bir adım atmış diyebiliriz. Özellikle son haftalarda hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın puan kayıplarından sonra. Abubakar, aslında Ankaragücü maçına ilişkin de şunu söylememiz gerekiyor. Larin dün maçta çıkmak zorunda kalmıştı sakatlığı ile ilgili. O bilgiyi paylaşalım. Sabah saatlerinden itibaren bültenlerimizde yer veriyoruz. Kyle Larin'in ciddi bir sakatlığı yok. Oyundan çıkma sebebi yorgunluk. O nedenle Ankaragücü mücadelesinde oynamasını bekliyoruz. Abubakar en fazla merak edilen durum. Abubakar'la da ilgili olarak şunu söyleyelim. Eğer Cenk sakatlanmasaydı, Ankaragücü maçında oynayabilir durumda olsaydı Cenk Tosun, Abubakar'ın Ankaragücü maç kadrosunda olmama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirdik. Ama bugün itibariyle Cenk Tosun yok. Kyle Larin'in santrafor performansı hem kendisi açısından hem de teknik heyet açısından çok geçer bir not almıyor. O nedenle Abubakar da artık Cenk'in yokluğunda şampiyonluk yoluna girerken fedakarlık yapma amacı içerisinde. Yani Cenk eğer sakatlanmasaydı Abubakar Ankaragücü maçında olmazdı. Ama ben bugün itibariyle Abubakar'ın Ankaragücü maç kadrosunda olma ihtimalini %51 olarak nitelendirebilirim. Olasılık vermek gerekirse. Ama ilk 11'de mi oynayacak? Yedekler arasında mı olacak? Aslında bu sorunun cevabı için son yapılacak olan antrenmanı beklemekte fayda var. Ama sanki biraz riske edilip ilk 11'de başlayacak gibi duruyor, ama daha maça önümüzde uzun bir süre var. O nedenle son antrenmanı beklemekte fayda var. Bugün Beşiktaş izinli. Sergen Yalçın futbolculara bir gün izin verdi. Yarın yapılacak olan antrenmana Abubakar çıkarsa, takımla birlikte antrenman gerçekleştirirse, bu olasılık her geçen gün artmış durumda olacak. Abubakar'la ilgili net ifadeyi yarın antrenmana çıkması durumunda daha güzel, daha net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu sakat oyuncuların durumuydu. Çünkü Abubakar oynamazsa Kyle Larin santrafor geçmek zorunda kalacak. Kanat noktasında Sergen Yalçın orada Enkudu'yu, Gökhan Töre'yi kullanmak planı devreye girecek. Şu bilgiyi paylaşalım. Cenk Tosun ameliyattı hastanede. Koronavirüs tedbirleri gereğince Beşiktaş Kulübü çok fazla futbolcuyu buraya getirmek istemiyor. Futbolcular gelmek istiyor, ancak koronavirüs sürecinde biraz dikkat ediliyor. Biz bugün takım halinde bir geçmiş olsuna gelme beklemiyoruz, ama testlerin olduktan sonra Beşiktaşlı yöneticilerin, zaten Sayın Başkan Ahmet Durçebi gece geç saatlerden itibaren ilgileniyor. Sayın Emre Kocadağ'ın da artık bir saat, 1,5 saat içerisinde gelmesini bekliyoruz, ama koronavirüs tedbirleri açısından takım halinde bir geçmiş olsuna gelme beklemiyoruz. En azından tekrar geçmiş olsun diyerek sözü size bırakabiliriz. Son sorum, son sorum. Ersin'in morali nasıl? Kaleci Ersin'in dün hatalı bir gol yedi biliyorsun. Arkadaşları da gerçi onu desteklediler maç içinde ama şu an gençtir, değil mi? Hiç görüşebildin mi Ersin'le? Ya da futbolcularla konuşabildin mi? Onun son durumunu sordun mu? Ersin'le direkt olarak temasa geçmedim Aykut İnce, ancak içeriden aldığımız bilgi Ersin'in moralinin iyi olduğu. Ersin psikolojik açıdan, evet, genç bir kaleci, ancak psikolojik açıdan özellikle sezon başından itibaren PAOK maçlarıyla başlayan, belki biraz tartışılan bölümden sonra performansını yukarıya çıkartmış ve bugün de kağıt üzerinde istatistiki bilgilere baktığımız zaman
Türkiye'nin en formda ve az gol yiyen kalecilerinden biri görüntüsü çiziyor Ersin Destanoğlu. Dünkü yenilen golde evet şanssızlık olarak nitelendirebiliriz ama Ersin'in de intiba olarak veya içeriden aldığımız bilgi olarak moralini üst seviyede tuttuğu ve dünkü maçtan dersler çıkartacağı yönünde. Ben ilerleyen maçlar içinde Ankaragücü maçı, daha sonraki maçlar içinde Sergen Yalçın'ın herhangi bir kaleci değişiklik planının olmadığını söyleyebilirim. Ersin'le ilgili evet golü yedi. Özellikle 1-2 dakika tribünde olduğum için net şekilde görebildim. 1-2 dakika o yediği golün stresini, moral bozukluğunu yaşadı ama psikolojik açıdan hep söylüyoruz. Evet iyi kaleci ama sezon başından itibaren Ersin psikolojik destek de alıyor. Her profesyonel futbolcuda olduğu gibi, çoğu futbolcuda olduğu gibi. O nedenle sanıyorum o psikolojik desteğin, profesyonel desteğin faydasını dünkü maçta gördü. Çünkü golden 1-2 dakika sonra da yan toplara çıkıp aldı veya maçın ikinci bölümünde inisiyatif aldı. O nedenle Ersin'le ilgili sorunuzu böyle cevaplandırabilirim. Aylin Domaç'ın sorusu var Sercan. Sercan, Gezal kendi kariyer rekoruna doğru adım adım gidiyor. 14 asist, 3 gol. Genelde kendi kariyer rekoru 20. Ben sosyal medyamdan da sormuştum. Herkes o rekoru geçecek, parçalayacak falan diyorlar kalan maçlara bakarak ama en önemlisi şu, Beşiktaşların da merak ettiği konu Gezal kalacak mı? Yani Beşiktaş Gezal'ı önümüzdeki senede bir şekilde oynatabilecek mi? Bir şekilde diyorum, kiralamadır, satın almadır, sözleşmedir vesaire gibi birçok maddeyi söyleyerek söylüyorum. Nedir bu konuda bir istihbaratın var mı? Haldun abi, Beşiktaş yönetimi Raşit Gezal'ın bonservisini almak istiyor mu? Evet almak istiyor. Alabilir mi? Burası soru işareti. Performansını sadece Türkiye'deki futbol severler, kulüpler değil, şu an İngiltere'de bulunan takımlar da Leicester City'de yakından takip ediyor ve doğrudan sadece bir maça değil Gezal, sizin de kabul edeceğiniz gibi şampiyonluğa doğrudan etki eden bir performans içerisinde. Beşiktaşlı yöneticilerle konuştuğumuz zaman evet biz Gezal'ı almak istiyoruz ama Gezal'la olan görüşmeleri sezon sonuna bırakacak gibi görünüyor. Nedeni Beşiktaş şampiyon olması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve ciddi bir gelir elde edecek maddi anlamda. Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda, şampiyon olunması durumunda gelecek olan gelirin bir bölümünü Raşit Gezal'a ayıracak Beşiktaş. Beşiktaş yöneticilerin de, Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'nin de, Sayın Erdal Tornoları ve Sayın Kocadağ'ın da planlaması bu şekilde. Şampiyon olursa bütçenin bir bölümü Gezal'a ayrılacak. Ama burada Leicester City kulübünün 4 milyon euro, 5 milyon euro, 6 milyon euro gibi seviyelerde bonservis ücreti istemesi durumunda bu tıkanabilir. Bizim aldığımız bilgi, Raşit Gezal son gün transfer edildiğinde yıllık parasının halen yarısını Leicester City kulübü karşılıyor. Gelecek yıllarda tabii ki bu böyle olmayacak. Gezal Türkiye'de kalmak istiyor mu? Evet. Beşiktaş'ta mutlu mu? Evet. Bu teyitli bir bilgi olduğu için altını çizerek söylüyorum. Eğer Beşiktaş kulübü Leicester City ile anlaşması durumunda Gezal'la olan görüşmesi çok kısa bir süre sürebilir. Ama önce burada Leicester'ı ikna edilmesi gerekiyor. O da biraz Gezal'ın performansından dolayı zor gibi. Yani çok fazla bugünden yarına netleşecek bir durum değil Gezal transferi. Ama Beşiktaş yönetimi şampiyon olunması durumunda bütçenin bir bölümünü Gezal'a ayıracak. Biz seni çok fazla yormayalım. Sessiz konuşuyorsun. Haklısın. Orası hastane. Ameliyat sonrası da mutlaka bilgilendireceksindir bizi. Biz son dakika bekliyoruz senden. Kolay gelsin. Ağzına sağlık Sercan. Teşekkür ederiz. Beşiktaş'ın röntgenini bize çektin.